hayat tarzına uygun dengeli bir program yaratmasını öğrenin. İnsanlar kendilerini adamak istemiyor. Hiçbir şeye kendilerini adamak istemeyen çok kişi var toplumumuzda. Öte yandan kendilerini fazlasıyla adayanlar da var. İkisi de tehlikeli. Hayattan keyif alın da az sonra. <laughs> Sen benim benim hayatımda gördüğüm en güzel şeysin. Ertesi gün gene hayatımda gördüğüm en güzel şeysin. Ertesi gün gene hayatımda gördüğüm en güzel şeysin. ile ben birbirimize uyandığımızda ne deriz biliyor musunuz? Ben günaydın yakışıklı diyorum. O da günaydın güzellik diyor. Güne başlamak için iyi bir yol değil mi? Bunu denemelisiniz. Hadi bayanlar, sabah uyandığınızda eşinize dönün ve günaydın yakışıklı deyin. Aa bunu yapmayacağım. O benim hiç güzel göründüğümü söylemiyor. Biri doğru şeyi yapmaya başlamalı. Ama hep ben yapmak zorunda kalıyorum. Biliyor musunuz büyüklük daima doğruyu yapanda kalır. Şöyle bir karar verirseniz Tanrı'nın gözünde büyük olursunuz. O beni almaya gelinceye kadar ben doğru olanı yapacağım. Doğru olanı doğru olduğu için yapacaksınız. Onu teselli etmeli, avutmalısınız. Akşam işten eve gelip, öf bu trafik beni deli ediyor. Dediği zaman, sen bütün gün çocuklarla aynı evde olmayı dene. Sen kendi durumunu kötü mü sanıyorsun? Ben trafikte olmayı yeğlerdim demeyin. Sizin gününüz ne kadar kötü geçmiş olursa olsun ben anlıyorum. Eminim zor olmalı deyin. Biliyorum zor. Her gün işe gitmeni, ailemize bakmanı takdir ediyorum. Ama size söyleyeyim konuşma tarzınızı değiştirerek evliliğinizi değiştirebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Şimdi hep beraber özdeyişlerden bir ayete bakalım. Yün keten bulur, zevkle elleriyle işler, ticaret gemileri gibidir, yiyeceğini uzaktan getirir. Her gün aynı sıkıcı, sıkıcı yemekleri koymadı önüne. Yaratıcı oldu. Bir gün Çin yemeği, ertesi gün Meksika, sonra İtalya. Ben eskiden farklı bir şekilde hamburgeri sunabilirdim. Pazartesi günü spagetti, salı günü çorba, çarşamba günü köfte, perşembe günü soslu hamburger, cumada arta kalanlar. Bir de tavuk var tabi. Ne zaman indirimde tavuk olsa buzluğumu o ucuz tavuklarla doldururum. Gün ağarmadan kalkar. Ev halkına yiyecek herhalde sabah erkenden dua ediyor bana öyle geldi. Ev halkına ve hizmetçilerine paylarını verir. Diyorsunuz ki bu benim problemim benim hizmetçilerim yok. <laughs> Ama belki de bir hizmetçiniz olsa bile ona ne iş yaptıracağınızı bilemezdiniz. Bir tarlayı gözüne kestirip onu satın alır. Diğer işlerini ihmal etmesine neden olacak işler üstlenmez. Şimdi kendini fazla işe adamış ve tükenmiş, bitmiş, yorgun insanlara bir söyleyeceğim var. Ve ben bütün bunlarla asla başa çıkamayacağım diyenlere Bir şey söyleyeyim mi? Ben büyürken çocukları her akşam kimse bir yere götürmek zorunda değildi. Belki izcilik kulübündeydiniz ama bunun yanı sıra dans dersi, jimnastik dersi, futbol takımı, e, hokey, basketbol faaliyetleriniz de yoktu herhalde. <laughs> Bazen insanlarla karşılaşıyorum diyorlar ki devamlı çocuklarımı bir yere yetiştirmek zorundayım. Şoför gibi hissediyorum kendimi ne yapıyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. O zaman bazı şeylerden kısman gerekiyor diyorum. Her şeyi yapamazsınız. Her şeyi yapamazsınız. Her şeyi yapmaya çalışmak dengesizliktir. Çocuklarınızın da her şeyi yapmalarına izin veremezsiniz. Bazı seçimler yapsınlar. Bunu yapabilirsin. Ya da bunu, ya da bunu. Ama her akşam seni şehrin bir ucundan ötekine götüremem. Çünkü benim de yapmam gereken şeyler var. Önemli şeyler. Eğer yaptıklarınızı yapmayı seviyorsanız devam edin o zaman. Ama şikayetçi olacaksanız yapmayın. Bir şeye kendimize adayıp sonra devamlı şikayet etmenin anlamı nedir acaba? Amin. Amin. Ben televizyonda ve insanlar arasında ünlenmeye başlayınca artık hiç yalnız kalamıyorum, hiç özel hayatım yok diye yakınıyordum. Tanrı bir alışveriş merkezinin ortasında durdurdu beni. Seni kimsenin tanımamasını kolayca sağlayabilirim dedi. Bu işle birlikte oluyor. Hayatın boyunca insanları selamlaman ve nazik davranman gerekiyor. Bunu istemiyorsan öbürü de yok. Sen bunu istemiyorsan öbürü de yok. Evet. Bir gün programım hakkında şikayet ediyordum. Buraya git, şuraya git. Şunu yap, bunu yap. Yapma. Tanrı dedi ki: "Bunları yapman gerektiğini sana ben söylemedim. Programı sen yaptın. İstemiyorsan değişiklikler yap." Bütün bu şeyleri kendimize adıyoruz. Sonra sinirlerimiz bozuluyor. Ama Tanrı bunların yarısını bile yapmamızı istememişti. Hayatınızda denge yoksa bu sizi rahatsız eder. İnsanlar kendilerini adamak istemiyor. Hiçbir şeye kendilerine adamak istemeyen çok kişi var toplumumuzda. Kendilerini fazlasıyla adayanlar da var. İkisi de tehlikeli. Tanrısal adanmışlıklarınızı dengelemelisiniz yanlar belliktedir. İnsanlar kilisede hizmet etmeye, birilerini kiliseye getirmeye adanmak istemiyor. Kalkıp o gün için Tanrı'nın yönlendirişini almak istiyorlar. Sizin nasıl yönlendirileceğinizi söyleyin. Yatakta kalma yönlendirişi alacaksınız. Kendimizi adamalıyız ama bunu fazlasıyla yapmak da bir sorundur yapmaları gereken şeyler konusunda insanların şikayet ettiklerini duyduğumda biliyorum ki fazla sorumlulukları var. Kendimin şikayet ettiğini fark ettiğimde de ya tutumum yanlıştır ya da bazı şeyleri programımdan çıkartmam gerek. Benim çıkartmam gerek. Şunu söyleyeyim. İnsanlar elinizdekileri hatta sizde olmayanı bile almaya çalışacaktır. Sizi çekiştireceklerdir bir kişiler ama belki onlar gibi 20 kişi vardır çevrenizde ve sizin de tek bir kişi olduğunuzu unutuyorlar. İnsanlar sizden bir sürü şey istiyor. Hastaneye gel, arkadaşımı ziyaret et, akrabamı gör, şu kişiyi ara, bu kişiyi ara. Bazen insanlar benle olan arkadaşlıklarından faydalanmaya çalışır. Bu benim hoşuma gitmez. Arkadaşları olduğum için onlar için bir şeyler yapacağımı bilirler. Ama aslında bu şeyleri yapmam gerektiğini hissetmiyorum genelde. Bazen Tanrı'nın beni bunu yapmak üzere yönlendirdiğini hissetmiyorum demelisiniz. Hayatımda böyle bir çağrı yok. Yani bu birisi için iyilik yapmak yanlıştır. Ama hayatınız boyunca başka insanlar için iyilikler yapıp Tanrı'nın sizin hayatınız üzerindeki çağrısını ihmal edemezsiniz diyemezsiniz. Öyledim. Kitaplarınızı imzalamayı çok isterdim ama bunu yapıp aynı zamanda hayatta kalamam. Her toplantıdan sonra bir dua zamanı olmasını isterdim. Herkesin üzerine el koymayı isterdim. Aslında bunu yapmayı kesmek benim için zor oldu. Ama gördüm ki böyle beş toplantı yapıp burada durduğum zaman çok çalışıyorum. Tüm gücümü veriyorum. Bunları yapıp geç saate kadar uykusuz kalamam, yapamam. Çünkü hepimizin sınırları var. Sınırlarını kabul etmeyen insanlar hep denge dışı kalacaklardır. Sınırlarınız var diye sizde bir sorun varmış gibi davrananların nasıl bir sorunu var? Sizin sorununuz yok. İşinde atılımlar yapar. Belli ki bir iş kadını. Yeni işlerin altından kalkmak için eski işlerini ihmal etmiyor. Erken saatlerde bir dua toplantısını, katılmaya adanmadan önce bunun aileniz için ne anlama geldiğini düşünseniz iyi olur. Belki haftada bir sabah gidebilirsiniz ama beş sabah değil. Belki aileniz bunu kabul eder. Çünkü bunu yapmam gerektiğini hissediyorum dersiniz. Ama onları hiç göremiyorsanız bir sorununuz var. İnsanlar bizim için çalıştıklarında aileni ihmal etme ölçüsünde kendini adama derim. Ruhsal önderlerin onlar için çalışan insanların öncelikleri konusunda bir sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. İlk öncelik Tanrı ile kişisel ilişki. iki aileleri. Eğer insanları çok fazla çalıştırıyorsam, aile hayatlarının ve Tanrı ile ilişkilerinin mahvolmasına izin veriyorsam dengeyi kaçırdım demek. Çoğu zaman bu olur. Kilise hizmetinde çalışan pek çok kişi fazlasıyla çalışıyor. Bu felaket. Önceki işlerini ihmal etmesine neden olacak işler yüklenemez. El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker. Öyle diyor. Demek ki onun bir bahçesi var. Bahçesi var. Bir şeyler yetiştirmeye çalışmıştım ama olmadı. Domates yetiştirdik, nefret ettim. Benim Dev'in giysilerini diktiğimi hayal edebiliyor musunuz? Komşum gibi olmam gerektiğini hissettim. Bayan yaratıcı sanatçıydı. Öyle şeyler yapamam. O zaman şeytan beni normal bir kadın olmadığıma ikna etti. O yüzden domates ektik. Böcekler geldi, domateslerimi yedi. İki yıl ardı ardını. Komşumunkileri yemediler. Tanrı dedi ki ben seni domates yetiştirmek için meshetmedim bunu istemedim. Sizin domatesleriniz için Tanrı'ya yakarabilirim iman edebilirim. Ama kendim yetiştiremem. Bu Konserve düşüncesi bile beni ürpertiyor. Gidip marketten alabilirim. İndirimde üç tanesi bir dolar. Niye konserve yapayım? Bu bunun için mesedilmiştir Şükürler olsun. Reçellerinizi ve domateslerinizi yerim. Ama yapamam. Kaçınız anladı? Özdeyişler 31-17 Giyinip kollarını sıvar canla başla çalışır. Yani zinde çalışıyor. <laughs> Geçen gün spor yapmaya kalktım. Omzumu incittim. Kızım anne hayret bir şeysin. Ne zaman spor yapsam bir yerini incitiyorsun dedi. Çünkü ben bunu abartıyorum. Uzun bir süre hiçbir şey yapmıyorum. Sonra fazla yapıyorum. Ve ben bunu yapamıyorum diye düşünüyorum. Kendime göre biraz spor yapıyorum. Bu da pek uzun sürmüyor. Onu yapıyorum. Ama o bile hızlı oluyor. İşte bunu bile beceremiyorum. Bazen yürüyorum. O konuda kendimi geliştirmem gerekiyor. Biraz daha çabalamalıyım. Bu konuda ruhsallığımı kaybetmeye niyetim yok. Günah değil bu sonuçta. Eşim hayatı boyunca iki günde bir spor yapar ve vücudu harika görünüyor. Benim vücudumdaki gibi böyle dalgalı bölgeler yok onun vücudunda. Bacakları sütlaca benzemiyor. Bana spor yapsam bunlar gider diyor. Ben de o kadar yaşayacağımızı sanmıyorum diyor. Özdeyişler 31-18 ticaretinin karlı olduğunu bilir. Çırası gece boyunca yanar. Eliyle örekeyi tutar. Avucunda da iyi tutar avucunda da iyi tutar kıyafet dikiyor. Özdeyişler 20. ayet mazluma kollarını açar yoksula elini uzatır. O zaman hizmet de ediyor. Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz çünkü hepsinin iki kat giysisi vardır. Yatak örtüleri dokur. Aslında bugün hala biraz sinirime dokunuyor. Duygusal olarak rahatlayayım alışverişe gidiyorum. <laughs> Onu unutmak istiyorum. <laughs> Tanrım, kendi giysileri ince, mor ketendir. Tapınaktaki kutsal örtülerin ve kahinlerin giysilerinin yapıldığı kumaş bu. Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar, kent kurulunda iyi tanınır. Kadın diktiği dik keten giysilerle ördüğü kuşakları tüccara satar. Güç ve onurla kuşanmıştır. Geleceğe güvenle bakar. Çünkü o ve ailesinin geleceğe hazır olduğunu bilir. Güç ve onurla kuşanmıştır. Geleceğe güvenle bakar. Ağzından bilgelik akar. Dili iyilik öğütler. Ev halkının işlerini iyi yönetir. Tembellik, dedikodu, kendine acıma nedir bilmez. Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar. Kocası onu över der ki soylu işler yapan çok kadın var ama sen hepsinden üstünsün. Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar. Kocası onu över der ki soylu işler yapan çok kadın var ama sen hepsinden üstünsün. Bizim için de umut var. Neden bunu okudum size? Çünkü gün ağarmadan, ruhsal açıdan güçlendiğini söylüyor. Fark ettiniz mi acaba? Bütün yaptığı öteki şeyler normal ve gündelik yapılması gereken şeyler. Öyledim. Hiçbir işe yaramayacak ölçüde ruhsal olmayın. Markete gitmekle aynı ölçüde kutsal olabilirsiniz. Ruhsal gelişiminize fazla katkısı olmayacak ama yapılması gereken bir şey. Rabbin meleği Musa'ya göründüğünde ve "Çarıklarını çıkar bastığın yer kutsaldır." dediğinde, yer niye kutsaldı? Çünkü kutsal olan gelmişti. Kutsal olan içinizde yaşıyor ve siz nereye giderseniz gidin, gittiğiniz her yer kutsaldır. Tanrı her pazar onu birkaç dakikalığına ziyaret edebileceğiniz bir binada oturmuyor. İçinizde yaşıyor. Siz Kutsal Ruh'un tapınağısınız. Bedenlerinizin Tanrı'nın tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Nereye gitseniz sizinle birlikte. Evi süpürürken onunla konuşabilirsiniz. Arabadaki yağ değiştirirken konuşabilirsiniz. Tanrı'nın hayatınızın her alanına dahil olmasına izin verin. Ne yaparsanız yapın heyecan verici olabilir çünkü Tanrı orada merkezde söyleyin merkezde. merkezde yaptığınız her şeyin merkezinde olmak istiyor konuşmalarınızın merkezinde eğlencenizin merkezinde ilişkilerinizin merkezinde olmak istiyor benim ne kadar uzun ve ne kadar çok dua ettiğimi sormak saçma olur çünkü yıllar önce diyebilirdim ki bir saatliğine dua ediyorum şimdi hiç bilmiyorum tahmin edemem Sadece ve sadece dua ediyorum. Bir ihtiyacım olduğunda, aklıma bir şey geldiğinde, insanlarla olduğumda ve dua edilmesi gereken bir konu varsa ama yüksek sesle dua edemezsem ben yüreğimden ederim. Araba sürerken dua ederim. Bazen Tanrı'ya överim. Bu da duadır. Kaygılarımı ona yüklüyorum bazen. Diyorum ki, Rab ben bu konuda endişelenmiyorum. Bunu sana veriyorum. Bu duadır. Niye her şeyi ölüm derecesinde ruhsallaştırmamız gerekiyor? Daha sonra dua ettiğimde bu konuda da dua ederim. O anda dua etmelisiniz. Niye etmiyoruz? Çünkü duayı ruhsallaştırıyoruz ve diyoruz ki belli bir pozisyonda olmalıyım. Duadan önce yüzümü belli bir şekle sokmalıyım. Tanrı için ayırdığımız bu özel zamanlar harika ve onlara ihtiyacımız var. Dua zamanlarımızın olması gerekiyor. Dua zamanları. Kaçınız dediklerimi anlıyor. Yani şimdi Tanrı bu tarafta olmalı, bu tarafta. Sonra diğer ruhsal şeyler var, onlar da orada olmalı. Sonra da diğer şeyler var, hayatla ilgili tabii. Hayır, hayır, hayır. Birçok kişi iyi bir önder olamıyor. Çünkü hayatın pratik boyutlarıyla ilgilenmiyorlar. Faturaları ödemiyor, çocuklarıyla da ilgilenmiyorlar. Bunun hizmetle ilgisi ne diyeceksiniz? İkinci Timoteus'a bakacak olursanız hizmetle ilgisini görürsünüz. Orada önderler için kıstaslar veriyor. Disiplinli ve düzenli hayatları olmalı diyor. İnsanlar arasında sayılmalılar. Çocukları itaatkar olmalı. Eğer kendi evini idare edemiyorsa Tanrı'nın evini nasıl idare edebilir? Eşiniz imanlı değilse onun için dua etmek iyidir. Kocanız imanlı değilse onun için dua etmek iyidir. Çocuklarınız için dua etmek iyidir. Kutsal kitabı okuduğunuz, çalıştığınızı, kiliseye gittiğinizi görmeleri iyidir. Ruhun ürünlerini verdiğinizi görmek iyidir. Ama belki de arada bir bir dua toplantısına gitmeyip bir İncil çalışmasına gitmeyip kocanızla birlikte Balık tutmak onun iman etmesini hızlandıracaktır. O yaptıklarınızı anlamıyor. Neler yaptığınızı bilmiyor. O şeyleri anlamıyor. Çocuklarınız da anlamıyor. İncil diyor ki doğal kişi ruhsal kişiyi anlayamaz. Sizinle aynı noktada olmayan insanlar için bütün bu ruhsal konuşmalar hiçbir şey ifade etmiyor. En iyi şey sevgide yürümektir. Onları sevin, nazik olun, sevinç dolu olun, dayanılır olun. Normal bir insan olun. Mesedilmiş şekilde. <laughs>